Merhaba arkadaşlar. Modern ve postmodern roman sanatçılarına devam ediyoruz. Yusuf Atılgan sıradaki sanatçımız. Biliyorsunuz modernist Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden birisi de Yusuf Atılgan olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sanatçı değişik mahlaslar kullanmış. Ziya Atılgan gibi, Nevzat Çorum gibi isimler kullandığını görüyoruz. Gelenekselle modern hayatın çatışmasını ve bu çatışmanın insan ruhunda oluşturduğu sıkıntıları, yalnızlığı, psikolojik yabancılaşmayı, kişinin çevresiyle olan uyum sorununu biz Yusuf Atılgan eserlerinde görüyoruz arkadaşlar. Şimdi üslubuna dikkat etmiştir. Her cümlesini özenerek yazan bir sanatçı karşımızda bulunuyor. O yüzden az eser yazmıştır. Hani bir Yahya Kemal ne yapmıştı? Eserlerine özenmişti. Değil mi? Hatta yayımlamamıştı. Bir nevi ona benzer bir üslubu şey olarak düşünce tarzını bu sanatçımızda da görüyoruz. İlk iki romanı birazdan anlatacağım. Aylak Atam ve Anayurt Oteli yazmış. Üçüncü romanı çok istiyor. Canistan diye. Fakat bunu tamamlayamadan ölüyor. Hem demek ki arkadaşlar Oğuz Atay'da böyle bir yön var. Hem de Yusuf Atılgan'ın son romanlarını yazamadığını biz ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Evet. Birinci romanı Aylak Adam romanı. Kahramanı kim? C. C adlı kişinin arkadaşlar psikolojik ve ruhsal durumunu görüyoruz. C adlı kişi çevrede mutluluk arayışı içerisinde olan bir insan. Çevreyle sıkıntısı var. İletişim kuramıyor. Böyle insanlar toplumumuzda da var biliyorsunuz arkadaşlar. Belli bir derdi yok, ideolojisi yok. Hatta kendisi eserde şöyle anlatıyor. Ben diyor toplumdaki değerlerin ikiyüzlülüğünü, sahteliğini, gülünçlüğünü gördüğümden beri gülünç olmayan tek şeyi arıyorum. Gerçek sevgiyi diyor arkadaşlar. Aslında belli bir derdi olmayan, avare avare gezen bir kişinin neyidir? Romanıdır arkadaşlar. Evet, sanatçının ikinci romanı Anayurt Oteli. Manisa'da geçtiğini tahmin ediyoruz arkadaşlar. Bir otelde katiplik yapan Zebercet, bu önemli, adlı kahramanın psikolojik ruhsal dünyası. Arkadaşlar şimdi Zebercet sabit bir hayat yaşıyor. Belli bir vakitte otele geliyor. Belli bir vakitte otelden gidiyor. Çevreyle de pek iletişim kuramıyor, gözlemliyor. İç dünyalarında ama iç dünyasında sıkıntılar var. Ve biliyorsunuz orada temizlik yapan otelde bir kadını gözüne kestiriyor arkadaşlar. Değil mi? Onunla ilgili cinsel hayaller kuruyor ve kadınla birlikte oluyor arkadaşlar. Ama bununla yetiniyor mu? Hayır. En son kadını ne yapıyor? Öldürüyor arkadaşlar. İşte cinayet, korku, intihar, intihar düşünüyor yani. Bu üçleme arasında gelip giden bunalımlı bir kişinin biz neyini görüyoruz arkadaşlar? Ruh halini görüyoruz. Şimdi yine yeni teknikler kullandığını biz eserde görüyoruz. Anayurt Oteli'nde olay örgüsünün karmaşık bir şekilde verildiğini görüyoruz. Daha doğrusu olaydan ziyade Zebercet'in iç dünyasını, ruh halini esere yansıttığını görüyoruz. Sanatçının bir eseri de hikayesidir. Bodur Minare'den Öte tek hikaye kitabı olarak bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, diğer sanatçımız Nazlı Eray. Büyülü fantastik ya da büyülü fantastik gerçekçilik akımı, bir yönüyle büyü var. Yani fantastik unsurlar var. Ne demek fantastik? Masalsı, gerçek olmayan, hayali. Bir yandan da gerçekçilik var. Birazdan anlatacağım. Ya mekan gerçek, kişiler biraz hayali, ya kişiler hayali, mekan gerçek. Böyle bir araya getirmiş yine postmodern unsurlar görülen. Türk edebiyatında arkadaşlar Nazlı Eray postmodern romanın ve büyülü fantastik gerçekçiliğin öncülerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İşlediği konu ne? Bireyin yalnızlığı, gerçekliği, sıkıntıları. Şimdi Mösyö Hristo diye bir öyküyle başlıyor. Bu öyküyü biz daha sonra Ah Bayım Ah şeklinde yazdığını görüyoruz arkadaşlar. İlk öykü kitabı bakın budur. Ah Bayım Ah ve gerçek üstücülük akımının yansımalarını ne yapmaktayız? Bu öykü kitabının içerisinde
görmekteyiz. Bilinç akışını görmekteyiz arkadaşlar. Masalsı unsurları bu kitapta görmekteyiz ve yazarın bundan sonra neyi yazacağını biz görüyoruz arkadaşlar. Evet, aşkı giyinen adam tarot kartları aracılığıyla fantastik gerçekçiliğin, yani bir nevi bilim kurgu tarzının da romanı artık yansıdığını biz ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Arzu Sapağında İnecek var. Arkadaşlar ilginç bir eser. Eserin içerisine bir kazan gibi ünlü ünsüz kim varsa ortaya koyuyor. Yarı gerçekçi, yarı fantastik. Birazdan anlatacağım kimler olduğunu arkadaşlar. Hem tarihten, hem gelecekten, hem günümüzden, o dönemin gününden ve bazı unsurların, isimlerin olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle bir özetine bakalım eserin. Nazlı Eray'ın Arzu Sapağında inecek var. Şimdi arkadaşlar, bir dergi için bir yazı yazması, bir söyleşi yapması isteniyor. Yazarın evine önce kim geliyor? Semra Özel. Bu kim? Turgut Özal'ın eşi arkadaşlar, biliyorsunuz. Onunla birlikte kraliçe geliyor, Maria Antonia diye. Sonra olaylar gelişiyor. Yazar bir anda kendisini Fransız devriminin ünlü kişileri ile buluyor. Yıl 2020'ye gidiyor. 2020'nin New York'una gidiyor. Yani bakın ne oldu? Postmodern romanda bir anda biz ne dedik? Zaman kronolojik olarak işlemiyor dedik. Neyse, sonra Alain Delon geliyor, modeli bir robot geliyor arkadaşlar. Devrimci Mehmet diye birisi geliyor. Yani bakın ne var? Değişik değişik isimler. Kazanın içinde kimler yok ki arkadaşlar? Hatta etlik sırtlarındaki Cinci Celal Hoca bile ne yapıyor? Bu romanda kendine yer buluyor arkadaşlar. Evet, diğer bir eser İmparator Çay Bahçesi, fantastik romanlardan birisidir arkadaşlar. Celal diye birisi var. Celal Dülger eserde. Celal Dülger ölmüştür. Ama sevdiği kadın olan arkadaşlar Adviye diye bir kadına kavuşmak için tekrar hayata dönmek istiyor arkadaşlar. Çiçek bahçeleri falan filan var. O bahçenin içerisinde arkadaşlar çay içiliyor. Öyle bir hayali bahçe ne yapmış? Sanatçı kurgulamış. Ay ışığı sofrasında 2000 yıl öncesinde bir mağarada uyuyan yedi uyurların günümüz Ankara'sında uyanmaları, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de var değil mi arkadaşlar? Ashab-ı Kehf diye Ömer Seyfettin'de böyle bir hikayesi vardı, Ashab-ı Kehf'imiz. Ona benzer bir konu ama tabii ki postmodernist ve çağdaş bir anlayışla kaleme alınmış bir eser arkadaşlar. Evet, sanatçının eserlerine baktığımızda Ah Bayım Ah, Öykü, Geceyi Tanıdım, Öykü arkadaşlar. Aşk Artık Burada Oturmuyor, Kız Öpme Kuyruğu, bunlar önemli eserler arkadaşlar. Düş işleri Bülteni Deneme, Düş biliyorsunuz sanatçı için önemli bir eser. Romanları önemli bizim için. Pasifik Günleri arkadaşlar, Deniz Kenarında Pazartesi, Arzu Sapağında inecek var arkadaşlar. Kimin sırası geliyorsa iniyor. Semra Özel'in sırası geliyor, o iniyor. Bakın sınavda çıkabilecek bir romandır bu. Dikkat edelim. 5 yıldız yani, önemli. İmparator Çay Bahçesi, biraz önce anlattım. Aşkı Giyinen Adam ve El Yasması Rüyalar, bunlar önemli. Yani bu sanatçı sınavda çıkarsa niye çıktı demeyin. İşte arkadaşlar, geçen hafta üniversite hazırlık sınavı yapıldı. Öğrencim biri yazmış, ya bu kadın kim, şu kim diye. Arkadaşlar, bu kim, şu kim demeyin. Bu sanatçı sınavda çıkabilir. Leyla Erbil'e geçiyoruz arkadaşlar. Diğer postmodern bir sanatçımızdır. Sanatçı arkadaşlar psikanalist yöntemi kullanıyor yani. Farklı bir bakış açısı ortaya koymuş bir sanatçıdır arkadaşlar. Eserlerinde cinsellik, ondan sonra medya, toplum cinsiyeti, kadın ve erkek unsurları ve çok ilginçtir sanat dünyası. Zaten kendisi de bu dünyanın içerisinde, medyanın içerisinde ve biz arkadaşlar eserinde bunları da işlediğini ne yapıyoruz? Sanatçının görüyoruz arkadaşlar. Şimdi sanatçımız Leyla Erbil, aynı Ece Ayhan hani dili bir uca taşıdı ya, aynı şekilde Leyla Erbil de hikaye ve romanlarında arkadaşlar uç noktalara işi taşıdığını görüyoruz. Metinler arasılık, zamanın parçalanmışı,
bilinçaltının sunulması, üst kurmacalık, bunların hepsi sanatçının eserlerinde görülüyor. Bir notumuz var, kitaba da yazdım ben. Türk Edebiyatı'nda Yaşar Kemal'le birlikte Leyla Erbil Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen isimlerdir arkadaşlar. Leyla Erbil Nobel'e aday gösterilen ilk kadın yazarımız olarak kendisini ne yapıyor? Gösteriyor. Evet, cümle başında büyük harf kullanmama, hemen Atilla İlhan'ı aklımıza getirmeli. Virgüllü ünlem, üç virgül gibi değişik imlada da kuralları bozan bir üslubu sanatçının görüyoruz arkadaşlar. İlk hikayesi Uğraşız adlı hikayeyle yazın hayatına, edebiyat dünyasına giriyor. İkinci kitabı Gecedir, bunu unutmayacağız. Bu önemli arkadaşlar. Postmodernizm, Marksizm ve psikanalizin birleştirildiği, bulguların geliştirildiği bir yöntem karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, birazdan bunu anlatacağım konusunu. Diğer bir eser Tuhaf Bir Kadın arkadaşlar. Dört bağımsız öyküden oluşuyor. Dikkat edeceğiz buna. Evet, geniş bir yankı uyandırıyor. Çünkü edebiyatımızda ilk kez kadını, cinselliği, bakireliği, tacizi, dayağı açık bir şekilde işlemesi yönüyle, yani feminizmi, daha feminizmin ismi okunmazken Leyla Erbil feminizmi bir nevi arkadaşlar romanında işleyen kadındır. Dikkat edeceğiz. Eserde leitmotif unsur görülür. Mustafa Supi'yi kim öldürdü diye sık sık bu kelimeyi duyarız. Zaten leitmotif buydu arkadaşlar. Karanlığın Günü, burada da Bilge var, Nuriye Hanım var ve Nesli var arkadaşlar. Onun üzerinden kadın dikkatiyle o kuşağın sıkıntılı ve acılı dönemine arkadaşlar anlatıyor. Kadınlarda genelde biz neyi görüyoruz? Kahraman olarak da genelde kadını görüyoruz arkadaşlar. Cüce adlı romanında iki katman bulunur. İç içe geçmiş iki unsur vardır arkadaşlar. Postmodern romanın bir özelliği de budur. Zenime adlı kahramanın arkadaşlar başından geçen bazı unsurlar ve çevresiyle olan sıkıntısı ne yapar? Üst kurmaca bir metin şeklinde eserde kendini gösterir arkadaşlar. Evet, genel manada bir eserlerini yansıtalım. Bakalım, Tuhaf Bir Kadın anlattık. Karanlığın Günü, Mektup Aşkları, Cüce, Üç Başlı Ejderha, Tuhaf Bir Erkek. Tuhaf Bir Kadın yazmış, sonra da Tuhaf Bir Erkeği yazmış. Öyküler önemli, Hallaç ve Gecede adlı öyküsü önemlidir arkadaşlar. Tamam, dikkat edeceğiz. Bunun Gecede diye öyküsü var ve birazdan Gece diye başka bir roman gelecek karşımıza. Diğer bir sanatçımıza geçiyoruz. Bilge Karasu arkadaşlar. Şimdi Bilge Karasu da postmodern romanın ve hikayenin önemli bir ismi olarak karşımıza ne yapıyor? Geliyor arkadaşlar. Resim ve müziği düz yazıya taşımayı başarmış, yani metinler arasılık kullanmış bir sanatçı olarak farklı türleri kullanmış. Hatta türün sınırlarıyla, hikayeler de mesela türün sınırıyla o kadar oynamış ki, hani bizde manzum hikaye, mensur şiir vardı ya, onun da çok ötesine geçerek yeni bir tür oluşturmaya çalışmıştır. Eserlerine bakıyoruz. Hikaye midir, deneme midir, değil midir belli olmuyor arkadaşlar. Böyle değişik unsurlar var. Yani diğer bir unsur, felsefik bazı problemleri eserlerinde ne yapmıştır? İşlemiştir. Yani felsefe var. Diğer bir yön, ortak konumuz bireyin yalnızlığı, toplumla iletişim problemi ne yapmıştır? Onun arkadaşlar romanlarında yer etmiştir. Dünyayı anlama, kendini algılama çabasını biz yine Bilge Karasu'nun eserlerinde ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet, şimdi diğer bir şey, sanatçı okuyucuyu önemser. Postmodern romanda önemliydi, değil mi? Bazı kısımları okuyucunun doldurmasını, düşünmesini ister. O yüzden onun eserlerinde sembol ve çağrışım gücü çok ciddi manada görülür arkadaşlar. Geriye dönüş teknikleriyle birlikte ya da yarım bırakılmış cümlelerle bir anlatım tarzı oluşturmaya çalışır arkadaşlar. Evet, ilk kitabı Troya'da Ölüm vardı.
cinsellik üzerine, eşcinsellik üzerine kurgulanmış bir kitap olarak kendini ne yapıyor, gösteriyor. Gece Kitabı, şimdi Amerika'da 10 yılda bir verilen bir ödül var. Pegasus ödülü. Bunu kazanan tek sanatçımız. Tamam, dikkat edeceğiz. Evet, Gece'de genel konu korku ve ölüm korkusu şeklinde görülüyor. Özetine bakalım bir. Şimdi Gece'de arkadaşlar, gece işçileri, gecenin işçileri diye bir grup var. Bunların özelliği, evet, gece çalışıyorlar. Yatıyorlar, kalkıyorlar, hep gece oluyor. Gece bunların ortak bir kaderi arkadaşlar. Şimdi gecenin işçileri olan bu grup genellikle yaşadığı bölgelerde hayata karşı kaos üreten, insanları öldürmek, yaralamak gibi suçların üzerine atıldığı bir grup olarak görülüyor. Niye? Gece insanlar ne yapar? Genelde suçlar biliyorsunuz gece işleniyor. Buna dikkat edelim. Düzeltmen diye birisi var. Bu da arkadaşlar işçileri düzeltmeye çalışan bir aydın kişidir. Fakat tek başına kalmıştır, tektir. Onun şuur altındaki bazı unsurları görüyoruz. Bir de Güneş Hareketi diye kendi içerisinde bir grup oluşturmuş gizli bir yapılandırmada eserde kendini ne yapmıştır? Yer edinmiştir. Geçenlerde bir öğrencim diyor ki hocam okudum, hep gece oluyor eserde diyor, anlamadım. Zor eserler bunlar. Dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Evet, arkasında felsefik unsurlar var. Bir uzun sürmüş bir günün akşamına geçiyorum. Bir manastır var. Manastırda biliyorsunuz keşişler var. Bu keşişlerin birbiriyle olan çatışmaları ve hesaplaşma gününü ne yapıyor? Anlatıyor. Hatta siyasi hesaplaşma bile ne yapıyor? Gidiyor. Şimdi uzun sürmüş bir günün akşamında bir iç içecilik vardır arkadaşlar. Kişinin, okurun daha doğrusu, kendini romanın içerisine dahil etmesi. Böyle bir başlık sınavda çıktı. Yazar okuyucuyu romanına dahil ediyor. Dikkat edeceğiz yani. Hatta okuyucunun belli şeyleri sorgulamasına neden oluyor. Okur hiç farkına varmadan ne yapmış oluyor? Kendi kendini sorgulayan, kendi kendinin kararını veren bir yargıç olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Göçmüş Kediler Bahçesi, bunu masal olarak adlandırılıyor. Eser zaten masalımsı bir dünyada geçiyor arkadaşlar. Hani ne vardı? Fantastik gerçekçilik, masalsı, yani gerçekçiliğe yakın bir eser olarak görüyoruz. Kişilerin arkadaşlar kendisini tekrar var etmenin hazzını eserde ne yapmıştır? Sanatçımız işlemiştir. Kılavuz önemli bir eser arkadaşlar. Şimdi kılavuz kurmaca, içerisinde kurmacadır. Olay içerisinde olaydır arkadaşlar. Yer yer polisiye unsurlar görülüyor romanda. Şimdi belli şeyleri burada irdeliyor sanatçı. İşte diyor ki mesela düşle uyanıklık, kurmacayla gerçekçilik, akılla hayal gibi bazı unsurları bir araya getirerek tartıştırıyor arkadaşlar. Romanda okuyucuya belli şeyleri tartıştırma. Yalnızlık mı, yabancılaşma mı, yoksa yabancılaşmanın doğurduğu yalnızlıkmış gibi bazı problemleri sanatçı ne yapıyor? Ortaya attığını biz ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Evet, şimdi eserde arkadaşlar Turunçlu göndermesi var. Marmaris civarında geçtiğini görüyoruz. Bir de kılavuzla ilgili şunu söyleyeyim. Uğur adlı kişinin başından geçen bazı olayları anlatır. Eserlerine bakalım. Gece ve Kılavuz çok önemli. Sınavda çıkabilir arkadaşlar. Troya'da Ölüm Var, Hikaye, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Göçmüş Kediler Bahçesi önemli. Bu eserleri ve Bilge Karasu'yu ne yapalım arkadaşlar? Bilelim. Tamam. Evet. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda Orhan Pamuk'ta görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.